Ladies and gentlemen, dear distinguished guests, welcome to third Chicago Turkish World Festival once again. Does everybody have a Caesar? Everybody's ready. One, two, three. Professor Martin Marty, Representative Shane Coltra, Representative Karen Mary, State Senator Maggie Crotty, Representative Rene Cosell, and I'm also waiting for three members of the Representative Committee, Mr. Muhittin Er, Mr. Sherif Soydan, the Executive Director of the Niagara Foundation. We also have Jean Lee from Mayor's Office. Okay, now everybody's coming. I think we are ready for the family picture. Üçüncüsünü yaşadığımız Türk Dünyası Festivali'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde, Chicago'da toplumsal hayata nasıl bir renk kattığını ve toplumlar arası kaynaşmayı, dayanışmayı, işbirliğini nasıl ortaya koyduğunu bir kere daha sevinerek görüyoruz. Dostluğu, kardeşliği ve huzur içerisinde bütün farklılıklarıyla bir arada yaşamayı, bunun en önemli göstergesi olan bu festivalleri burada başlatanları, organize edenleri ve siz katılımcıları tekrar kutluyorum. Bu festival sadece Türkiye'den katılımcılarla oluşturulmadı. Görüyoruz ki aynı zamanda Kafkasya'dan, Balkanlardan da çok sayıda katılımcının var olduğunu ve çok daha geniş yelpazede bir festival oluşturulduğunu sevinerek müşahede ettik. Burada bulunan ve bulunmayan, festivale Balkanlardan, Kafkaslardan katılan ve henüz katılmayan, belki gelecek yıllarda katılacak olan geniş bir toplulukla ülkemizin, Türkiye'nin ne kadar sıcak bir ilişki içerisinde olduğunu ve birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde festivaller düzenleyerek bu büyük coşkuyu, büyük rengi Amerika Birleşik Devletleri'nin ortasında göstermelerinden dolayı onları da bir kere daha kutluyorum.
hem Niagara Vakfı'ndaki arkadaşların, hem bu festivalin organizasyonunda canla başla çalışan arkadaşların ve onların ailelerinin bu festival nedeniyle ne kadar heyecanlı olduklarını ve ne kadar canla başla gayret ettiklerini, misafirleri ağırlamak ve festivali başarıyla gerçekleştirmek için büyük bir emek sarf ettiklerini de sevinerek gördük. Ülkemizin en güzel geleneklerini Chicago'da yaşattıkları için, ülkemizin insanının sağduyusunu ve hoşgörüsünü, misafirperverliğini burada da bir kere daha gösterdikleri için bu organizasyondaki bütün arkadaşlarımı bir kere daha kutluyorum. Bu dünya hepimizin, herkes bu dünyada kendi renkleriyle, kendi kültürüyle, kendi inancıyla var olabilme hakkına sahiptir ve bunu dünyanın her yerinde gösterebilmelidir. İnsanların farklılıklarının dünyanın en büyük zenginliklerinden birisi olduğunu herkes anlamalıdır. Bu organizasyon işte bu farklılıkların ne büyük zenginlik olduğunu ve bu zenginliklerin içinde bulundukları topluma da yenilik kattıklarını, dinamizm kattıklarını ve onları da zenginleştirdiğini bir kere daha burada görmüş oluyoruz. Renksiz bir dünya, farklı renklerin olmadığı, farklı kültürlerin, inançların olmadığı bir dünya herhalde yaşanabilir bir dünya olmazdı. Bu festival vesilesiyle ülkelerimizi, şehirlerimizi ve dünyamızı bütün renkleriyle coşkulu bir şekilde yaşanabilir bir dünya yapmak için çalışan tüm arkadaşlarımı bir kere daha kutluyorum. Festivalin hem Chicago'daki Türk toplumuna, hem bütün Chicago'da yaşayanlara, bütün Amerikan toplumuna ve bütün dünyaya iyilikler getirmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, dün açılışına katıldık festivalin. Son derece güzel. Burada Türk dünyasının ve Türk kültürünün tanıtımını Chicago'da görmek çok güzeldi. Arkadaşlarımız bunu çok güzel bir şekilde başardılar, bu tanıtım işini. Gerçekten Türklerin hem burada birbiriyle kaynaşması, Amerikalıları Türk kültürüne ilgi duymasına neden olan bu festivali gerçekleştirmeleri son derece gurur verici. Üçüncüsü herhalde bu sene yapılıyor. Eminim bundan sonrakiler çok daha güzel olacak. Hem Türklerin bulundukları yerdeki bütünlüğünü ortaya koymak açısından önemli, kendi kültürlerine sahip çıkmaları açısından önemli. Bu Amerikalıların da dikkatini çeken bir şey. Aynı zamanda bizim geleneklerimizin buralarda nasıl bir misafirperverlik olduğunu, nasıl bir kültür zenginliğine sahip olduğumuzu göstermek açısından son derece önemli. Türkiye'yi tanımayanlar var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Eskiden bu daha çoktu ama artık o kadar değil. Yani çünkü bu festivaller sadece Chicago'da da olmuyor. New York'ta oluyor, Atlanta'da oluyor, başka şehirlerde de oluyor. Ve bütün Amerika'da artık Türkiye daha iyi tanınıyor.